Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde Ford Courier aracımıza takmatik kar zinciri takacağız. Hadi başlayalım. Kar zinciri seçerken lastik ebatına göre zincir seçmemiz gerektiğini unutmayalım. Bizim lastik ebatlarımız 195, 55, 16. Yani bizim lastiğimize uyan ebat 8X modeli arkadaşlar. X tipi yani 8 numara bir zincir bizim lastiğimize gayet iyi gelecektir. Aynı zamanda da bakın burada ebat tablosu var. Ebat tablosundan da lastiğinize uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim lastiğimiz az önce söylediğim gibi 195, 55, 16 idi. Şimdi zincirimizi içinden çıkaralım. Öncelikle şöyle bir kıvrışıklığını alıp bir düzleme getirmemiz gerekir arkadaşlar. Bakın tamamen zincirimizi şu pozisyonda tamamen halkalarından kurtulmuş ve kıvrışıklığı geçmiş bir şekilde evet şöylece artık iki birleşme noktasından çıkarabiliriz arkadaşlar. Şimdi zincirimizi bakın şu hareketle arkasına atıyoruz ve öbür tarafından şu açıyla çıkarttırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra zincirimin az önceki söktüğüm iki ucunu şöylece yukarıda birleştiriyorum. Evet, bu şekilde geçti. Şimdi halatımı öne doğru çevirttirerek arka tarafa doğru ittim arkadaşlar. Yukarıdaki renkli halat kısım tamamen lastiğin arka tarafında kalması gerekir dostlar. Daha sonra şu kancama zinciri geçiriyorum. Ardına şu lastikli kancamı şuradaki gerdirmesine şöyle geçirip daha sonra buradaki halkadan da şöyle geçiriyoruz. Ve şu alt tarafa şöyle gergin bir şekilde şöylece takıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şu kanca şöyle iç tarafa geldi. Bunun normalde şöyle dışa doğru olması lazım. Janta doğru vuruyor. Ona takarken dikkat etmeniz kafi gelecektir dostlar. Evet bakın görünümü de bu şekilde oldu. Şimdi ekstradan ben buna lastik ekleyeceğim. Daha iyi bir gerginlik için dediğim gibi arkadaşlar benim önceki zincirimden kalma şöyle bir lastiğim var. Bakın bunu da şöylece takıp iyice gerdireceğim. Evet. Şimdi bunda bir püf noktası var. Dostlar bu en son lastiği takmadan şöyle bir 20-30 metre gidince tekrardan bir daha ayarını gerdirmek gerekir. Yoksa arabanızın jantına ya da çamurluğuna gevşek gevşek vurabilir dostlar. Evet zincirimizi güzel bir şekilde taktık. Dediğim gibi ilk zinciri taktığımızda 20-30 metreye gider gitmez zincirin ayarını tekrar şu ayar mekanizmasından bir daha sıkıp tekrardan gerdirmekte fayda var. Burada sadece az önce söylediğim gibi bunu dışa doğru getirin. Şu anda janta değiyor. Jantımızı çizdirmek istemeyiz arkadaşlar. Evet bunun takması bu kadar basit. Çıkarması da takmasında daha kolay. Benim tavsiyem bu lastikten edinin. Bu lastik gerçekten güzel ve işe yarıyor. Aynı
taktığımızın tersi zincirimizi çözüyoruz arkadaşlar. Evet. Zincirimizin, halatımızın birbirine eklendiği yeri de bulalım. Evet. Az önce taktığımızın tam tersi şeklinde şöyle zincirimizi yerinden kurtartıp çıkarabiliriz dostlar. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Toplarken de ne yapıyoruz? Şöyle bir çeviriyoruz. Bir tur çevirip şöylece takıyoruz. Evet. Ve yerine koyuyoruz. Eğer biz bunu karda kullanmışsak mutlaka tuzunu yıkıyoruz. Daha sonra kuruluyoruz. Hafiften de yağlayıp bir bezin içine sarıp o şekilde muhafaza ediyoruz. Yoksa zincirimiz çok fazla deforme olup paslanacaktır arkadaşlar. Evet. İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Kış lastiğimiz var. Ne gerek var zincire? Değil arkadaşlar. Ne kadar kış lastiğiniz olursa olsun buzağa hiçbir lastik, hiçbir kar lastiği diş tutunduramaz, yol tutunduramaz. O yüzden mutlaka kışın bagajınızdan zinciri eksik etmeyin arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.